sözümden döndüm. Deli. Ben o sözü sana demedim. Döndüm sözümden. Canım bacım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değerli belediye başkanımız size çiçek takdim edecekler. Değerli belediye başkanımız, saygıdeğer büyüğümüz. Efendim lütfen buyurunuz. Sayın Mustafa Uysal beyefendi. Vallahi söyleyecek bir şey yok. Usta hoca olunca biz de küçük olunca susuyoruz. Çok kıymetli sayın valim, sayın kaymakamım, değerli milletvekillerim, değerli savcım, garnizon komutanım, belediye başkanlarım, özellikle Burdur ilimizin saygıdeğer belediye başkanı, il genel meclisinin, belediye meclisinin değerli üyeleri, basınımızın gücü de temsilcileri, saygıdeğer çavdırlar, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu kalabalığı buraya topladığınız için öncelikle ozanımızdan, sanatçılarımızdan hepsinden ayrı ayrı razı olsun diyorum. Bizler sadece bir vesileyiz. Bugün varız, yarın yoğuz. Bu varlığımızın içerisinde her zaman temennimiz, arzumuz şu oldu ki geçtiğimiz yerde kalıcı bir iz bırakmak. Baki olan gök, şu gök kubbede bir hosseda anlayışı içerisinde dört buçuk yıl oldu. Önümüzdeki seçimlere 3-5 ay gibi bir süre zaman kaldı. Geldiğimiz günden bugüne kadar hep şu düşünce ile sizlerin yanında yer almaya çalıştım. Ben sizlere efendilik değil, ben sizlere hizmet aşkıyla, hizmetkarlık için bu göreve talip oldum. Sizler de bu görevi bana verdiniz. En layıkıyla, en güzeliyle yapmak için bu dakikaya kadar elimden gelen her şeyi yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Bu noktada ben saygıdeğer üstadım, saygıdeğer ozanımız, sözümüz, dilimiz, yüreğimiz, seslenişimiz, söyleyişimiz, her şeyimiz. Türk milletinin gelenekleri, görenekleri olan güzide bir toplum, güzide bir millet. Tarihte 1000 yılı aşkındır devlet kuran çok ender devletlerden ve milletlerden birisiyiz. Ozanlarımızla, şairlerimizle, söylemlerimizle, deyişlerimizle hep birlikte beraberlik içerisinde yürüyüşlerimizle buraya kadar geldik. Diyorum ki şu gün üçüncüsünü düzenliyoruz. Adına birlik ve dayanışma şenliği. Birincisini hep beraber düzenledik. Alnımızın akıyla yaptık. İkincisini de yaptık. Artarak, çoğalarak, hakikaten bir harman olarak bunun üçüncüsünü de şurada yerine getirdik. Yapmaktayız. Allah birliğimizi bozmasın. Hep beraber nice günlere sağlık, sıhhat ve mutluluk içerisinde erişmek dileğiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Sayın Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Başkanım, o güzel mesajlarından dolayı. Ve şu an bu güzel anı ölümsüzleştirmek adına resim çekiliyor. Evet, değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Saygıyla uğurluyoruz. Değerli ozanımız Gülahmet Yiğit'i de saygıyla uğurluyoruz. Alkışlarınız da o kadar güldünüz. Güldünüz, eşlik ettiniz, alkışladınız. Evet, alkışa değer. Alkışa mahzar olmuş bir ozanımız. Efendim, bugün bizlerle birlikte olamayıp da meşguliyetlerinden dolayı bizlere mesaj gönderen değerli devlet büyüklerimizin mesajlarını sizlere arz etmek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz, yüksek müsaadelerinizle mesajları okumak istiyorum. Üçüncü Birlik ve Dayanışma Şenliği'nin nazik davetinize aldığım, işlerimin yoğun olması nedeniyle katılamıyorum. Dayanışma Şenliği'nin şahsınıza ve Çağdıra ilçesine hayırlı uğurlu olmasını diler. Şenliğinize neşe, coşku, huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini dilerim. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eder. Tüm saygıdeğer Çağdıra vatandaşlarıma ve şenliğe gelen bütün misafirlere selam ve saygılarımı sunarım. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Üçüncü birlik dayanışma.
dayanışma şenliğinin Çadır halkına hayırlı uğurlu olmasını diler. Tüm Çadır halkına selamlarımı sunarım. İyi eğlenceler demiş Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Sayın Ahmet Mehdi Eker. Sayın teşekkür ediyorum. Sadece belediye başkanlığı yapmıyor Sayın Uysal. Her alanda, her türlü işte mutlaka el atıyor. Yani temasısı oldukça yüksek değerli belediye başkanımızın. Kendisi mutlaka ilgilendiği zaman daha iyi olacağını da düşünüyor. Tabii ki sizlerden biri. Dolayısıyla hiç böbürlenmiyor. Haliyle her türlü işe, her türlü hizmete kendisine adamış bir belediye başkanı. Efendim mesajlarımıza devam ediyoruz. Üçüncü Birlik Dayanışma Şenliği'nin şahsınıza, Çadır halkına hayırlı uğurlu olmasını diler. Tüm Çadır halkının huzur içinde eğlenmesini dilerim. Selam ve saygılarımı sunarım demiş Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu. Bir diğer mesajımız İl Emniyet Müdürü, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sayın Reşat Altay'dan gelmiş efendim. Çağlar Kaymakamımız Sayın Mehmet Şirin Yaşar ve Belediye Başkanı Sayın Mehmet Uysal diye başlamış. Mesaj 24 Ağustos 2008 Pazar günü düzenleyeceğiniz 3. Birlikte Dayanışma Şenliği'ne göndermiş olduğunuz nazik davetinize teşekkür ederim. Düzenlenecek olan şenlikte başta şahsınız olmak üzere tüm emeği geçenleri kutlar, şenliğin başarılı geçmesini temenni ederim ve saygılar sunarım demiş Sayın Reşat Altay. Düzenlemiş olduğunuz 3. Birlik ve Dayanışma Şenliği'ne yurt dışında bulunmam nedeniyle katılamıyorum. Üzgünüm, tüm davetlilere sevgi ve selamlarımı sunarım demiş Burdur Milletvekilimiz Sayın Ramazan Kerim Özkan. Çok teşekkür ediyoruz. Ve son olarak 3. Birlik ve Dayanışma Şenliği'ne ait nazik davetinizi aldım. Teşekkür ederim. Maziyetim nedeniyle etkinliklerinize katılamıyorum. Şenliğinizin düzenlenmesinde emeği geçenleri şahsınızla kutlar. Başarılı geçmesini ve amacına ulaşmasını dilerim. Bu vesileyle size, değerli konuklarınıza ve tüm menşelerime selam ve sevgilerimi sunarım demiş Konyaaltı Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek. Efendim benzer mesajlarımız var. Şu an okuyamıyorum. Mesajları gönderen, telgraf çeken değerli büyüklerimize sizler huzurunda, sizler adına teşekkürlerimi sunuyorum. Çadırın Çadır olmasında